ticaret ayağa kaldıramazsınız, millet ayağa kalkmasınız. Milletin karnı doyurmazsınız, milleti mutlu edemezsiniz. Evet. Evdeki çocuğun karnı doyuramazsa mutlu edebilir misin? Yok, yani? Yok, evet. Ticaret kazanacaksın, sen çocuğunu mutlu edersin. Evet. Ben herkese bağırdım yani, çağırayım diyeyim ki esnaf da biraz ayak kalsın. Evet. Şu siyasiler bir araya gelsin, bütün partiler. Şu memleketi nasıl ayak kaldıracak diye düşünüyorum. Evet. Ya seçimi bir ikinci plana atsınlar, zaten millet istediğini oyunu verecek. Aynen, aynen. Ama hiç kimseyi ortada göremezsin, hiç kimseyi yapamazsın. Yani bu, bunun için biraz mücadele vermek lazım. Evet. Biraz insanlar, biraz sen şimdi söylüyorsun. Ya vatandaş halinde memnun değiller. Lan kim memnun kardeşim? Hangisi memnun? Adam mecbur memnun diyorsun da yapacak bir şey yok yani. Ya bir alışkanlık olur. Evet. Sen iyi misin? Evet. İyiyiz diyelim ama evet. Ama geri tarafa baktığın zaman evet. Yine insanların senedi var, çeki var, evet. Ödesimesi var, evet. Elektrik parası var, su parası var. Evet. Doğalgaz var. Bak ben Cumhurbaşkanı dedim ki sayın, ne istedim ya? Bir yıl almam bize bunları ya. Evet. Almayın ki kendimize gelelim, kendimizi tanımalıyız. Çok iyi olur, evet. Şimdi kalkıp ötemeleyle, gerilemeyle olmaz mı? Ya bu şart birikti, şişti yani. Ya yani. Şişti borçlar evet, hepsi. Evet. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin, amin. Yalnız biraz dik durun diye bir şeyler yapın. Ya inşallah. Başkan çayımız var. Bir an önce yerlerini sizin gibi atsınlar. Eğer açmasalar, 5 gün, bir hafta içerisinde açmadıkta zaten günleri dolmuş. Bunları yedektekilerine veririz. Aynen öyle. Yedektekilerine veririz. Onun için burada sesleneyim. Arkadaş, burada esnaf yerinde burada çıkan arkadaşlarımız, herkes konteyner geçsin, dükkanını açsın, ne satacaksa satsın. Ama ben burada aldım, burayı açmayacağım diye bir kayda yok. Ben bütün arkadaşlara sesleneyim, esnafımıza. Bir an önce yerlerinizi açın ki Malatya'nın ayakta olduğunu, Malatya'nın canlı olduğunu, Malatya'nın ticareti bir an önce ayağa kaldıralım ki Malatya'ya ayağa kaldıralım. Ben burada sesleneyim, bir daha tekrar. Lütfen burada çıkan, konteynerde çıkan insanlar gelsinler, yerlerini alsınlar. Şeyde, Kozkepe'de başvursunlar. 250 bin liralık faizsiz kredi verecek, bir ödemesiz ama konteyner çıkan esnafı hem bundan faydalansınlar hem de iş yerlerini atsınlar. Yani ben, bana çıktı, ben gidip açmam, kalsın bir tane sandalye korum diye yok. Satış yapacak, senin gibi dükkanda oturacak. Yok, buranın bir anında alıp yedeğe veririz. Ya şimdi ha, söylüyoruz abi, burayı beğenmiyor adam ya. Beğenmişse gelecek, ben beğenmeyeyim. Ben tutalım. Yani. Malatya canlı tutalım. Tabii tabii. Değil mi? Tabii Malatya. Malatya ticaretini ayağa kaldıralım ki Malatya'ya kalksın. Tabii başka. Hep beraber olalım. Tabii. Bu yükün altında hep beraber kalkalım. Evet. Doğru. Hadi kolay gelsin. Allah razı olsun. Pek iyi değiliz. İnşallah. Doğru. Bu İnşallah yükün altında hep beraber kalkacağız. İnşallah başkanım. Bunlar hepsi beraber kalkacak. Maksat önce de ticaret ayağa kaldırmak. Evet başkanım. Ticaret ayağa kaldıramazsa, memleket ayağa kaldıramazsın. Ben bütün siyasilere dedim ki bir araya gelin, bu memlekete ne yapacak, bu ticareti nasıl ayağa kaldıracak, Malatya'yı nasıl ayağa kaldıracak? Ya seçimleri bırak, bir de hep bir araya gelin ya. Aynen başkanım. Bir esnafı gezin, bir dolaşın, sahaya inin. Evet başkanım. Herkes seçim derdinde. La biz geçim derdindeyiz, onlar seçim derdinde. Başkanım, senin ikazların ne? Sen her şeyine teşekkür ederim. Estağfurullah. Televizyondan dinlerim beni. Ha. Yani sen, keşke senin için diğerler de bile yapsalardı. Vallahi yapmak zorunda. Bile harbi olsalardı ve hak hukuka uygun hareket etselerdi. Vallahi bunları geldiği zaman direneceğiz. Direneceksin başkanım. Direneceğiz hepimiz beraber. Allah kolaylık versin. Hadi kolay gelsin. Alışverişin olduğunu, Malatya'nın ayakta kaldığını görsünler, tamam mı? Tamam. Allah deprem hiçbir yere vermesin. Ama bu fırsatı değerlendirelim. İnşallah. Bak, derme çapma bir çarşımız vardı değil mi? Yıllarca. Çocukluğumuz orada geçti. Bit pazarı, at bunlar, şurası, burası. Bakırcılar pazarı, başka yoğurtçu pazarı. Boyacılar Sebze pazarı. Manifaturacılar, ayakkabıcılar. Aynı yer. Şimdi bugün eğer ki tam böyle elimize büyük bir fırsat geçti. Bütün siyasileri sesledim. Ya arkadaş, bir araya gelin, şu memleketi ayağa nasıl kaldıracak diye düşün. Ya düşünün ya. Ya hiç kimse yok, yok ya. Ya yazıktır, günahtır ya. Sen bu millette oy isteyeceksin. Sen ne hangi yüzüne geleceksin ya?